Ömer lekesiz. Mevcut Türkçe ile anlaşabildiğimize şükür. Önceki yazımda varlık ve zaman çevirisinden hareketle Aziz Yardımlı'nın vicdan kavramı ve duyunç, bulunç kelimesi üzerinden Arapça ve Farsça kelimeler başta olmak üzere dil kültürü içinde başka dillerin Türkçeleşmiş kelimelerini de çevirdiğini belirterek, dil düzeyinde anlamsal yarılmalarla cebelleşmek zorunda kalmanın, tefekküre başlayamamayı, ona doğru doğru bir giriş yapamamayı beraberinde getireceğini söylemiştim. Heidegger metinlerinin ancak Almanca aslından okunduğunda tam anlaşılabileceğine dair ortak kanaatlerden hareket ettiğimizde, yardımlının söz konusu tutumunu olumsuzlamak hakkaniyete uygun olmayacak.'' Bu hususu varlık ve zamanın iki çevirisinden yapacağımız alıntılardan sonra kesinleştirmek daha doğru olacaktır. Varlık ve zamanın ikinci ve üçüncü çevirisi Kaan Ökten'e aittir. Ökten'in kendisi, çevirisinin yeni basımında bundan önceki çevirim geçerliliğini yitirmiş oldu dediği için onu üçüncü çeviri olarak kabul ediyoruz. İki çeviriden hemen elimin altına giriveren birkaç cümleyi alıntılayı vereyim. Bir, Ökten'in ilk çevirisinden. Agora Kitaplı 2. Basım İstanbul 2011 sayfa 335 64. İhtimam, göstermelik ve kendilik İhtimam göstermeliğin tesis edici etmenleri olan eksistensiyalite, faktisite ve düşkünlüğün birliği sayesinde Dasey'nin yapı bütünü bütünlüğünün ontolojik bakımdan ihata edilmesi mümkün olabilmişti. İhtimam göstermekliğin yapısı şu eksistensiyel formüle indirgenmiştir. Bir dünya içinde zaten var olarak, kendini önceleme olarak, dünya içinde karşılaşılan var olanlar beraberinde var olmak, ihtimam göstermelik yapısının bütünlüğü bir takım kuplajlarla ortaya çıkıyor olmadığı halde yine de eklemlenmelidir. 2. Bu paragrafın öktenin ikinci çevirisindeki hali ise şöyledir. Alfa yayınları İstanbul 2018 sayfa 469. 64. İhtimal gösterme ve benlik. İhtimam, göstermenin tesis edici momentleri olan eksistensiyalite, olgusallık ve düşmüşlüğün birliği, Dyson'ın yapı bütünü bütünlüğünü ontolojik bakımdan sınırlandırma olanağı vermişti. İhtimam, göstermenin yapısı şu eksistensiyel formülle ifade edilmişti. Dünya dahilinde karşılaşılan var olanların, beraberinde var olma olarak kendini önceleyerek zaten içinde var olma, bir dünyada. ihtimam gösterme yapısının bütünlüğü bir takım birleştirmelerden meydana gelmediği halde yine de eklemlemelidir. 3. Aynı paragrafı yadımlının çevresinden de naklederek kendi yorumumuza geçelim. 64. Kaygı ve kendilik Kaygı oluşturucu kapıları olarak varoluşsallık, olgusallık ve düşmüşlüğün birliği, oradaki varlığın, yapı, bütününün, bütünlüğünün, İlk varlık bilimsel sınırlanışını olanaklı kıldı. Kaygı yapısına varoluşsal formül verildi. Dünya içinde karşılaşılan var olan şeylerin ortasındaki varlık olarak bir dünyada daha şimdiden kendi önünde varlık kaygı yapısının bütünlüğü ilkin bir kaynaşmadan doğmaz, gerçi eklemlenmiş olsa da. Bu üç alıntı üzerinden önce şunları soralım: Öktenin ihtimam göstermeliği ihtimam göstermesi mi daha Türkçedir yoksa yardımlının kaygısı mı? Öktenin momenti, eksistensiyalitesi, ontolojisi, Dyson'ı mı daha Türkçedir yoksa yardımlının kıpısı, varoluşsalı, varlık bilimi, oradaki varlığı mı daha Türkçedir? Bu sorulara cevap aramamıza gerek yoktur çünkü görünen köy kılavuz istemez. Asıl bu alıntılara göre sabit olan şu hususu vurgulanması önemlidir. Her üç çeviride de okur olarak anlamında tereddüt etmeyeceğimiz tek şey ara bölüm başlığındaki 64 rakamıdır. Gerisi bizim ihtiyacımıza ve anlayışımıza kalmıştır. Şunu haseten belirtmeliyim ki burada derdimiz çevirileri tokuşturarak yargılamak değildir. Dolayısıyla Kaan Ökten'in ilk çevirisinin üzerine yan gelip yatmak yerine sürekli yeni ifade arayışlarına yatkınlık göstermesi ve yardımlının literal çeviride ısrar ederek kelimelerin en doğru, en Türkçe anlamlarını gözetmesi birlikte teslim edilmesi gereken bir haktır. Kaldı ki biz bu örnekleri felsefe yapmaya tefekküre ve bunları açık ve seçik bir şekilde beyana mahsus bir dile sahip olunup olunmadığının anlaşılması zemininde ele alınması bakımından seçtik. Telif bir eseri değil, Heidegger çevirisini seçmemizin nedeni ise Heidegger'ın şimdi felsefe yapacak olanlar için uğranması zorunlu bir menzil olmasındandır. Metnin kendisi de bir yana, ihtimam, göstermelik ve kendilik, ihtimal, gösterme ve benlik, kaygı ve kendilik başlıklarından gördük ki her şeyden önce felsefe yapma konusunda üzerinde uzlaşılmış bir kavram bütünlüğünden tutarlılığından yoksunuz. Türkçe olarak nitelediğimiz dil, dilsizleşmeye ramak kalışın bir belgesi niteliğindedir ve bu dille anlaşabiliyor olmamız, sanmıyorum ama eğer sahiden anlaşabiliyorsak, bir şükür nedenidir. Bunlardan hareketle bizden felsefeci çıkar mı sorusuna gelince, bu sorunun cevabı dil inkılabının neden olduğu enkazın altından çıkıp çıkamayacağımızla alakalıdır. Verdiğim üç örnekten de açıkça görüldüğü üzere halen bu enkazın içinde tarafgir bir şartlanmayla şuursuzca dolaşıyorken söz konusu çıkışa mahsus bir cehdin ilkin kim ya da kimler tarafından gösterileceğini ben de çok merak ediyorum. Bu manada İslamcının, liberalin, kemalist solcunun, eyyamcının durumu bir eşitlenmeden ibarettir ve bunlardan birinin bir diğerini entelektüel olamamakla, felsefeci yetiştirmemekle suçlaması, en basitinden varlığı sabit olan bir dil enkazını inkar etme ve dolayısıyla meseleyi doğru zeminde tartışmama cihetinden umutsuz bir vakadır. Ömer Lekesiz